Selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Ocaktan kendimi yakıyordum galiba. Selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün enteresan bir video yapmak istedim. Bu yüzden sizlerle birlikte Nutella'lı ve tarçınlı donut yapacağız. Yemek pişirme programı çünkü. Bunu bir seri olarak yapmayı planlıyorum ve seri için mükemmel bir isim buldum. Buğra pişir, Buğra ye. Çünkü ben pişiriyorum ve ben yiyeceğim. Bunu özümsemeniz için birkaç dakika verebilirim isterseniz. Okey. O zaman bugün yapacağımız yemeğe dönelim. Bugün yemek olarak Nutella'lı ve tarçınlı donut yapacağız ve bunu yapmak için ailemin evine gizlice girmek zorunda kaldım. Çünkü benim mutfağım küçücük. Ve burası mükemmel. Donut yapmak için gereken malzemeler bir un, hiç kullanmayacağım bir pudra şekeri, fazlasıyla kabartma tozları, 2 tane yumurta. Şu hareketleri görürsün. Ta 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 ta. Bir süt, sütü döndürüşe bakar mısınız? Ve bir tereyağı değil, hayır, 2 tane tereyağı. Ve Nutella. Fazlasıyla Nutella. Ayrıca tarçın. Ayrıca yemek yapmada gereken bir başka şey ise mükemmel bir önlüktür tabii ki. Üstün kirlenmemesi ve güzel gözükmenin anahtarı çünkü budur. İlk görevimiz Nutellalı ve tarçınlı donutun hamurunu hazırlamak. Bunun için kabartma tozu, un ve yumurtayı bir kaseye koyup karıştıracağız. Kase nerede mi? Kase burada. Peki ne kadar un? 250 gram. Fakat tartacak hiçbir şeyim yok sanıyorum. O yüzden benim tarzımda yapacağız ve YOLO. Tamamen akıldan. 250 gram bardak da ne kadar bir şeydir? Bir bardak. İşin en aksiyonlu yanı ise bizimkiler gelmeden burada her şeyi bitirip toplamam gerekiyor. Yoksa ölürüm. 250 gram olmamıştır bence bu. Biraz daha. En kötü ne olabilir ki? Sonra kabartma tozu. Dök. Tamamını dökersem? Okey. Tamamını döktüm. Kendim bu yemek programlarındaki gibi hissettim. Bir kaşık tozu ekledikten sonra yavaşça dinlenmeye bekletip tuzun bir tatlı kaşığı olması lazımdı. Yemek kaşığıyla kendimi öldürmek istemiyorum çünkü. Bu böceklenmemiş değil mi? Hayır, umarım böceklenmemiştir. Yavaşça şöyle. Buğra'yla yemek vakti. Buğra pişir, Buğra ye. Bunu yiyeceğim ve öleceğim. Bu yumurta daha önceden kırık mıydı? Hazır kırık bir yumurta buldum. Güzel. Olay kabuğunun düşmemesi. Ve düşmedi. Nice. İkinci deneme. Sanki biraz fazla yiyeyim. LeBron James. Bu malzemelerin hepsini karıştıracağım fakat ondan önce benim yağı eritmem lazım. Yağ eritmem için bir tencere ve ocak lazım. Tencere burada. Ocak burada. Ocağı yakmam için çakmak burada. Normalde yağ için 150 mililitre diyor. 150 mililitre veya 15 mililitre, orada tam çözemedim. Fakat bence bu tamamını kapsıyor olabilir. Ben tamamını eritme gönüllüsüyüm. Bu arada küçük yardımcım da aşağıda bekliyor. Şanslı bey, şanslı usta. Tamam, yağı attım. Bunu sanıyorum yavaş bir şekilde eritmem lazım. Okey. Yağda dikkatli olmamız lazımmış. Yağda dikkatli olmamız lazımmış. Anladım. Anladım tabii. Neden olmasın? Şanslı sen, aşağıda sen yanacaksın. Bence kaçmalısın buradan. Bence kaçmalısın. Küçük yardımcımı da göstermek istiyorum size. Bıkmış. Şanslı. Yağ erirken o sırada benim de bunu karıştırmam lazım. Bir hamur kıvamına gelmesi için. Şanslı, bu sesten çok büyük ihtimalle rahatsız olacaksın. Uyarmadı deme. Okey, okey. Bir dakika. Tamam. Buna su da katıyorduk. Ben suyu unuttum. Yeterli. Olur. Olmalı. Biraz daha su. Tozun kalkmasını önlememiz lazım. 2 yumurta, un, kabartma tozu. Okey. Şanslı kaç.
Aa bir dakika yarıyor. İşe yarıyor bir dakika. Hallettim. Biraz daha koymalı mıydım? Öğreniyorum bu işi. Gerçekten yapıyorum şu an. Ha? Ha? Nice. Nice. Sen hiçbir şey yapma ama yat orada tamam mı? Biraz da un koymalıydım bence. Bu un az. Un 250 gramsa bu kaç gram? 500 gram. Bunun yarısını koymam lazım. Ben yarısını koydum mu? Biraz daha koyalım. Hayatımda hiç kek, donat ve hamur işi şeyler yapmadığımı söylemiş miydim? Söylemem için çok mu geç? Bence söylemem için çok geç. İyice karıştıktan sonra... İyice karışmasını bekliyoruz. Karıştıktan sonra yağ dökeceğiz. Yağ bu kadar şey olmaması lazım tabii. Kızgın yağ olmaması lazım sanki. Bu biraz kızgın yağ. Kızgın yağ biraz sıkıntı. Tereyağını bu kadar kaynatmayacaktım çok büyük ihtimalle. Çok tuzlu olmuş. Şimdi yağ alırken biraz dikkatli olmamız lazım. O yüzden mükemmel eldiveni kullanmamda bir sakınca yok. Tabii içine kirletmedim takdirde. Ne kadarını dökebilirim? Okey, okey, okey. Bence yeterli değil. Biraz daha. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Yapıyorum. Eli çok fazla kirletmedim. Görüldüğü üzere hamurun genel hali şekillenmeye başladı. Ki bu hoş bir şey. Bence olmuştur. Sonraki olay nedir? Yağ koyduk, tamam. Hamur oluncaya kadar karıştırdık. Bunun kabarması lazım. Bunu hamur yapacağım. Hamur yapabilir miyim bilmiyorum. Şu an... Buraya biraz un döktükten sonra hamuru, hamur dediğimiz şu enteresan olayı buraya dökeceğim ve yoğurmaya çalışacağım. Tezgah umarım temizdir. Temiz olduğunu varsayıyorum. Şu an bunun bu kadar yapış yapış olmaması lazım diye düşünüyorum. Böyle bir şey olmamalıydı. Daha mı fazla hamur şey dökmem lazım? Daha mı fazla un dökmem lazımdı? İşe yarar mısın? Ne olur? Ne olur işe yarar mısın? Fazla mı su kattım acaba? Bu kadar yumuşak olması normal mi? Elime yapışmaması için yağ kullanmam lazım mı? Yağ kullandım. Ama sonuç olarak böyle bir şey çıktı. Tamam, sanıyorum oldu. Sanıyorum kurtardım. Sonuç olarak böyle bir şey çıktı. Bilmiyorum şu an ne kadar fokuslu olarak görebildiğinizi merak ediyorum. Fakat sonuç olarak böyle bir şey çıktı. Evet, biraz daha uğraştıktan sonra ellerimi yıkadım ve bu hamur dediğim şeyi şu kaseye koydum. Bunu streç filmine kaplayacağız ve 1 saat bekleyeceğiz. Hamurun kabarması için. Mayalanması. Evet, normalde en son koyduğumda hamur hamurluktan çıkmıştı. Fakat biraz daha un ekledikten sonra hamura döndü. Onu hallettim. 1 saat beklettim. Streç filmine sarıp. Şimdi onu çıkartacağım. Ondan sonra küçük parçalara ayırıp yağda kızartacağım. Şu an ortada yağ yok. Yağda koyacağım. Birazdan. Hamurun hamur olduğunu anlamanın en güzel yolu şeymiş. Elini batırdığında geri gelmesiymiş. Şöyle. Geri gelmiyor. Ama iyi durumda bence. Bunları olabildiğince ortalama bir şekilde boyutlandırıp ondan sonra buraya koyacağız. Sonra yağda kızartıp donat haline getireceğiz. Donat haline getirdikten sonra üstüne tarçın serpip içine ne koyacağımıza karar vereceğiz. İlk başta Nutella vardı aklımda fakat buzdolabında neler var bakacağım. Şu an bilmiyorum, reçel falan bulursam eğer reçelli donatlar da yapabiliriz. Reçelli tarçınlı donat. 1 küçük donat. 2 küçük donat. 3 küçük donat. 4 küçük donat. Bunu tavana atsam ve böyle yapışsa çok büyük ihtimalle çiğ köfte gibi yapacak. Evet ve 5 küçük donat. Tamam. Donatlarımız tamamladık. Şimdi önemli olan kısma geldik. Yağda kızartma. Koyabildiğimiz kadar koyuyoruz çünkü içine bandırıp kızartacağız. Bu tencere biraz büyük geldi o yüzden küçük bir tencereye koyup daha fazla hacim sağlamayı planlıyorum. Çünkü bundan olacak gibi değil. Evet, yeni tencereye yağ tekrardan koydum. Biraz daha hacmini büyüttüm. Şimdi belli bir süre sonraki bu yaklaşık 15 dakika gibi tahminimce bu yağ pişmeye, kaynamaya başlayacak. Ve kaynamaya başladığı zaman bunları yavaş yavaş içine koyabiliriz. Koyduğumuz zaman bunlar pişmeye başlayacak. Evet.
Evet, hazır yağ kızartıyorken size yağ kızartma hakkında birkaç tane şey söylemek istiyorum çünkü çok tehlikeli bir olay bu. Eğer yağ kızartırken alev almaya başlarsa aklınızda bulunsun, su dökmeyin. Su çünkü daha da fazla yanmasına, hatta patlamasına kadar yol açabiliyor. Onun yerine ıslak bir havluyla üstünü örtebilirsiniz. Bu şekilde sadece ıslak havlu yanar. Ayrıca hamurun hazır olup olmadığını öğrenmek için hamurunuzu harcamak yerine bir tane ekmeği arada bandırıp deneyebilirsiniz. Yağın kızarıp kızarmadığıyla alakalı. Çünkü kızardığı zaman enteresan sesler çıkarmaya başlıyor. Keşke bu ekmeği şeyden almasaydım. Buzdolabından. Hala bir cızlam olayı yok. O sırada şansıyla biraz oynayalım. Şanslı ayağının altından çıkar mısın? Yağ var burada, yanma ihtimalin var. Beni anlıyor musun? Gitmelisin. Yağ kızarıp kızarmadığını tekrar deniyoruz. Çünkü enteresan sesler çıkarmaya başladı. Hayır, hala inatla. O zaman biraz ateşi arttıralım. Alev almayız çünkü. Ne olabilir ki en kötü? Yanar mıyız? Azıcık... Allah... Görmediniz. Azıcık da olsa yandığını duydum. Bu iyi bir şey. Biraz cızırdadığını duydum. Yaklaşık 5 veya 10 dakika sonra. 5 veya 10 dakika sonra tam kıvamına gelecek. Ondan sonra donatlarımız olmaya başlayacak ve içinin Nutella ile dolu. Nutella nerede? İçini Nutella ile doldurabileceğiz. Ses. Evet, ekmeğimizi attıktan sonra, gerçekten attıktan sonra yağın olduğuna, yağın kızardığına karar verdim ve diğer donatları atmaya hazırım şu an. Elimi yakmasaydım iyiydi ama bir seni, bir de bu küçük donatı kurban ediyorum. Kurban ediyorum! Şansı ne yapıyorsun? Asıl olay burada çünkü ne kadar süre bekleyeceğimi bilmiyorum yağda kızarmasını. 2-3 dakika o civarda bir şeyse sıkıntı yok ama atıyorum 1 dakika bir şeyse ve ben 5 dakika beklersem sorun olabilir. Tamam, güzel. İşte ben buna donat derim. Ne güzel bir donatsın sen öyle. Tuhaf görünümlü ama bir o kadar da çekici. Bence bunlar daha iyi oldu. Diğerlerine göre biraz daha az yanmış. Ama bir o kadar da hoş. Geriye sadece bir tane kaldı. Hazırım. LeBron James yapacaktım fakat kendimi yakmak istemiyorum. O yüzden yavaşça bırakacağım. Evet, son donatımız da en baştakilere benzedi. Ortadakiler biraz az yanmış. Onun dışındakilerin hepsi biraz fazla yanmış. Asıl olay bundan sonra başlıyor. Malzemeleri bulacağım Nutella dışında ve ondan sonra üstüne tarçın serpeceğim ve gizli bir malzemem var. Gizli malzemeyi de serpeceğim. Serpmeyle alakalı. Malzeme olarak çilek reçelimiz var. Şöyle sivri bir bıçak bulduktan sonra şunların ortalarını keseceğiz. Fakat çok sıcak olduğundan dolayı şu an elleyemiyorum. İçi biraz çiğ ama güzel. Tuzlu ama güzel. İlk Nutella'lı donatımız geliyor. Hazırım, siz de hazırsınız. Nutella'nın biraz donatın içine nüfuz etmesine izin veriyorum. Biraz aksın. Üstüne de bu arada çimento gibi kullanacağım Nutella'yı. Nutella'yı biraz etrafına sürdükten sonra üstüne tarçın ve gizli malzeme. O kadar sıcak değil artık. O yüzden rahat bir şekilde oynayabiliyorum üstünde. Burada yine biraz daha deliyoruz. Şu. Delme bu. Öldürürcesine. Bu sefer çilek. Yani o kadar iyi bir aşçıyım ki donatın içine gerçek çilek koyuyorum. Başarılı. Bunda çimento olarak çileği kullanabilir miyim? Çileğin sosunu kullanabilirim bence. 3 tane Nutella, 2 tane çilekli.
Siparişimiz öyle. Bu arada çilekli gerçekten güzel oluyormuş. Doğal beslenen insanlar sizi seviyorum. Bu arada çilek değil, incirmiş bu. Çilek mi? Hayır, incir. İncirmiş. Oha, hayatım yalan çıktı şu an. Bu elimde görmüş olduğunuz biraz fazla yapmış. Hani... Kömürlerin arasına koysam fark edilmez. Kömürlerin arasına koysam fark edilmez. Ama içini açtığımız zaman türlü türlü güzellikler çıkabiliyor. O yüzden dış görünüşe bakmamak lazım. İçinden bunun gibi bir hamur çıkabilir. Mükemmel bir hamur. Ve tek yapmanız gereken onun içine biraz Nutella koymak. Nasıl bir hayat dersi verdim emin değilim. Daha önce hiç tatlı yapmamıştım. Bu benim ilk deneyimim oldu ve enteresan bir deneyim oldu. Kendimle ilgili çok şey buldum. Bu güzel bir şey mi değil mi? Emin olalım. Ve evet, donatlarımızı tamamladık. 3 tane Nutellalı ve 2 tane de incir reçelli donatımız oldu. Ekstra şimdi tarçın ekleyeceğim ve gizli malzemeyi koyacağım. Tarçından bir tutam atmam zaten yeterliydi. Şöyle yavaştan koyuyorum. Ve sırada geldi gizli malzemeyi koymaya. Gizli malzeme de pasta süsüydü. Ve olay tamamlandı. Evet, donatlarımızı yaptık. Denerken korkuyor muyum? Korkuyorum fakat iyi yaptığıma inanıyorum. Ve ilk ısırımı alacağım. Hazırım. Gayet iyi bir aşçıyım. Bunda hepimiz hemfikir olabiliriz. Gayet iyi bir aşçıyım. Etrafı kirletmem iyi bir aşçı olmadığım anlamına gelmez. Mükemmel bir aşçıyım. Enteresan oldu fakat beklenmedik bir şekilde Nutellalı tarçınlı incir reçelli donat mükemmel bir hal aldı. Ben en azından öyle inanıyorum ve hala ölmedim. Ki bu da güzel bir şey. Arada sırada bu tür videolar koymayı planlıyorum. Eğer yaptığım şeyi beğendiyseniz ve başka tarifler denememi istiyorsanız Twitter'dan veya Facebook'tan #BuğraPişirBuğraYe hashtag ile istediğiniz tarifi bana yollayın. Ben de aralarından seçeceğim ve uygulayacağım. Video beğendiyseniz likelamayı ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca diğer videolarıma da bakmak için buradaki donatlara tıklamanız yeterli. Tıklayın çünkü bunları daha sonra yiyeceğim. Okey. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.